Dostlar hepinize selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda dünyanın en güçlü el konsolu olma iddiasıyla piyasaya sürülen 45 bin TL'lik Lenovo Legion Go'yu inceliyoruz. Her ne kadar el konsolu desek de aslında aynı zamanda Windows 11 ile çalışan bir oyun bilgisayarı kendisi. Ancak buradaki o oyun bilgisayarı tanımı performans anlamında beklentilerinizi böyle çok yükseltmesin. Zira bu cihazlar elbette o devasa oyuncu kasalarının, üst seviye oyuncu laptoplarının yerini alamaz. Ancak Lenovo Legion Go gittiğiniz her yere bir oyun bilgisayarı taşımanızı sağlayacak daha önce hiç görmediğimiz birkaç ekstra özelliğe sahip. Lafı çok uzatmadan hızlıca cihazın bir tasarımına bakalım. Ardından birlikte oyun testlerini yaparken size cihazın teknik özelliklerini de anlatacağım. Bu çanta cihazın kutusundan cihazla birlikte gelen bir çanta. Ancak içerisinde şarj cihazına ne yazık ki yer yok. Bence taşıma anlamında çok büyük bir eksi. Cihazın şarj aletini sürekli ayrıca başka bir çantanın içinde ya da bir şeyin içinde taşımak zorunda kalıyorsunuz. Cihazı çıkardıktan sonra burada küçük bir aparat daha görüyoruz. Buna birazdan geleceğim. Şimdi çantayı sakince kenara alalım. Sağ tarafta ve sol tarafta cihaza entegre bir şekilde gelen kontrolcüleri görüyoruz. Sol tarafta klasik gamepadlerden alıştığımız gibi bir D-pad ve ekstra işlevler atanmış birkaç buton yer alıyor. Burada da bir tane analog kontrolcümüz var. Sağ tarafta ise A, B, X, Y butonlarının dışında bir ekstra buton, bir kontrolcü. Cihazın üst tarafına döndüğümüzde de burada tetik tuşlarını görüyoruz. Tablet bölümünün üst tarafında ise ses açma kısmı butonları, bir adet USB 4.0 Type-C girişi yer alıyor, bir micro SD kart girişi, cihazın hava çıkışını yaptığı fan kanalları, her iki tarafta stereo hoparlör, bir açma kapama butonu ve bir kulaklık girişi görüyoruz. Hemen hızlıca cihazın altına dönelim. Burada da bir tane daha USB 4.0 destekli Type-C giriş görüyoruz. Cihazı şarja taktığı ister alttan ister üstten kablonun kırılmasına yol açmayacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağ kontrolcünün tasarımı soldan epeyce farklı. Burada hava girişinden sorumlu geniş bir fan kanalı daha görüyoruz. Buradan gelen hava az önce gördüğünüz üstteki kanallardan tahliye oluyor. İkişer tane farklı işlevlerde kullanılmak üzere burada farklı buton görüyoruz. Şurada da ufak kilit mekanizmaları var ki tabletten kontrolcüler ayrılabilsin. Hazır bunu söylemişken hızlıca ben bu kontrolcüleri tabletten ayırmak istiyorum. Bunun için kibarca şuradaki tetiği parmağınızla dışarı doğru itip kontrolcüyü kendinize çekmeniz yetiyor. Bu şekilde cihaz tablet moduna geçebiliyor. Cihazın arkasında az önce bahsetmeyi unuttum. Bir de destek aparatı var ki siz bu modda oyun oynarken karşınıza koyabilin. Kontrolcülerin tasarımına geri dönelim çünkü burada çok güzel bir olay var. İşte kutudan az önce çıkan bu aparat tam olarak burada devreye giriyor. Sağ kontrolcüyü kibarca bu aparata oturttuğunuzda şöyle bir görünüme bürünüyor bu cihaz ve masaya koyduğunuzda bu silah kabzasına benzer bir mouse'a dönüşüyor. Birazdan oyun testlerinde buna daha detaylı bakacağız. Lenovo Legion Go'nun en büyük iddialarından birisi FPS modu adını verdiği bu özel fare tasarımı arkadaşlar ve oldukça rahat şekilde kullanılabiliyor diyebilirim sizlere. Şimdi gelin kontrolcüleri cihaza geri takıp bir açalım bakalım neler göreceğiz. Nasıl çıkardıysanız aynı şekilde rahatça bunları takabiliyorsunuz. Kendi kendine kilitleniyor. Burada hemen görüyoruz ki bu analogların etrafında güzel bir renkli ışık atanmış. Windows 11 bizi karşılıyor cihazı açar açmaz. Şu an piyasadaki en iyi el konsolu ekranı Lenovo Legion Go'da. Çünkü Asus ROG Ally'da 1080p çözünürlük elde ediyoruz. Steam Deck'te de 800p çözünürlük elde ediyoruz. Ancak bu ekranda 1600p'lik bir çözünürlük yer alıyor. Ama IPS bir panel kullanılmış. Ben yeni nesil Switch'lerdeki gibi OLED bir ekran görmeyi beklerdim. Cihazı açar açmaz sizi karşılayan şey Lenovo Legion Go'nun kendine has uygulaması. Burada diğer el konsollarına da benzer bir şekilde menü dizaynı yapılmış. Hemen aşağı indiğimizde aslında bu uygulamanın bir gömülü mağaza içerdiğini görüyoruz. Buradan artık bir çıkalım isterseniz ve Windows 11 masaüstüne dönmek için şuradaki butona basalım. Windows 11 masaüstü klasik artık laptoplarda, bilgisayarlarda ne görüyorsunuz o. Sadece burada tablet modu açık şekilde sizi karşılıyor. Şuradan sağdaki butona bastığınızda Legion Go'nun ulaşabileceğiniz hızlı ayarlar menüsü sizi karşılıyor. Menüde biraz dolaşalım. Buradan performans modunu değiştirebiliyorsunuz. Bir performans mod, bir de power saving mod olmak üzere iki farklı mod atanmış olarak geliyor. Kendinizde iki tane özelleştirdiğiniz modu buraya ekleyebiliyorsunuz. Hemen altta fan sesini ayarlayabileceğiniz bir bölüm. Burada da Windows 11'in işletim sistemi ayarlarından zaten ulaşabildiğimiz performans ayarları var ve full fan speed dediğinde
Şöyle bir sesle karşılaşıyorsunuz. Sistemi yoran bir oyun oynarken cihazın daha hızlı soğunması için size ekstra seçenek olarak sunulmuş. Diğer menülerde tahmin edeceğiniz üzere hem kontrolcülere hem de cihaza ilişkin ayarlara erişebiliyorsunuz. Hatta buradan direkt kablosuz ekrana bağlanmanın da bir kısa yolu eklenmiş. En nihayetinde bu bir Windows 11 cihazı olduğu için bu işletim sistemini de sık sık kullanmak zorunda kalacaksınız. Burada zorunda kalacaksınız da hakaret gibi oldu ama ne yazık ki Windows'un oyun performansı konusunda özellikle el konsollarında çok verimli olduğunu ben söyleyemeyeceğim. Bu cihazı deneyimlediğimden beridir pek çok sürücüdür, işte böyle performanstır, şarjdır sorunla karşılaştım. Birazdan açıklayacağım hepsini. Bunun dışında cihazı kontrol edebilmeniz için az önce bahsettiğim şurada bir touchpad alanı var. Buranın ben laptoplardaki kadar iyi çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle eldeyken ve baş parmakla kontrol ederken işinizi epey kolaylaştırıyor. Şimdi hızlıca oyun testlerine geçip o sırada cihazın teknik özelliklerine bakalım. Başlamadan önce şöyle hem şarj durumuna hem de sıcaklığına bir bakalım cihazın. Şarjımızın %78 olduğunu görüyoruz ve sıcaklığımız da ekranda görüldüğü gibi. İlk oyunumuz Spider-Man Remastered. Cihazı el konsolu modunda kontrolcüler takılı bir şekilde deniyoruz. Orta seviye grafik ayarlarında ve AMD'nin oyunlardan daha yüksek FPS almamızı sağlayan FSR 2.1 özelliğini dengeli modda açarak oyuna başlıyoruz. Siz FPS değerlerini görürken ben bu oyunu küçücük bir cihazda açmamızı sağlayan işlemciden söz edeyim. Lenovo Legion Go'da, Asus ROG Ally'da da gördüğümüz, AMD'nin el konsolları için özel olarak geliştirdiği Yonga seti Ryzen Z1 Extreme var. 8 çekirdekli bu işlemci 3.3 GHz hızında çalışıyor ve maksimum 5.1 GHz'e kadar ulaşabiliyor. İçerisine entegre edilmiş bir AMD Radeon 780M çipi de GPU görevi görüyor. Elbette ekran kartı boyutundaki bu bilgisayardan harici bir ekran kartıyla aldığımız performansı bekleyemeyiz. Ancak bu GPU'nun gücü Nvidia tarafında oyuncu bilgisayarlarında 3050'lere yakın diyebilirim. Sonuç olarak kağıt üzerindeki vaadini karşılayan mobil bir cihaz için, el konsolu için, şu an için piyasada bulunan en güçlü işlemci bu arkadaşlar. Geçelim Cyberpunk'a. Burada Legion Go'nun Nintendo Switch'tekine benzer bir şekilde tablet modunu görüyoruz. Eğer konsol oyunculuğuna alışkınsanız bu kontrolcülere alışmanız çok uzun sürmez. Cyberpunk daha yüksek performans gerektiren bir oyun olduğu için çözünürlüğü 800p'ye düşürmek FPS'te hatır sayılır bir artış getirdi bize. Bunun üzerine FSR 2.1'i de açınca oyun akıcı bir şekilde oynanabilir hale geldi. Legion Go'nun bu performansı vermesini sağlayan en önemli detaylardan biri de 16 GB hafızaya sahip 7500 MHz frekansta çalışan DDR6 RAM'e sahip olması. Bu sayede içerisindeki mobil işlemcinin düşük ön belleği sebebiyle oluşan performans kaybını bu RAM karşılıyor. Ben de cihazı denerken ve internette de araştırırken gördüğüm kadarıyla Cyberpunk 2077'de RAM'in farkı ortaya koyuluyor diyebilirim. Eğer gamepad'le FPS oyun oynanmaz kardeşim diyor diyorsanız sıkı durun çünkü Legion Go'nun az önce bahsettiğim FPS moduna geçiyoruz. Bunun için cihazla birlikte gelen şu aparatı sağ kontrolcüye takıp kontrolcüyü silah kabzasına benzer bir oyun mouse'una dönüştürüyoruz ve bir sonraki oyun Call of Duty'ye geçiyoruz. Lenovo'nun FPS modu adını verdiği bu modda aslında fare ve gamepad hibriti bir oyun makinesine dönüşüyor cihaz. Bu sebeple oyun ayarlarına girip işimize yarayacak birkaç butonu sağ ve sol kontrolcüdeki boş butonlara atamak gerekiyor. Alışmak biraz zor ama o kadar da uzun sürmedi benim için. Gamepad'lere ve farelere alışkındım çünkü. Biliyorsunuz Call of Duty Warzone en yüksek dosya boyutuna sahip rekabetçi FPS oyunlarından birisi. İşte burada da Legion Go'nun 512 GB boyutundaki M.2 SSD'si işimize yaradı diyebilirim. Bu arada bu SSD'yi çıkarıp yerine daha yüksek hafızalı SSD'ler de takılabiliyor, bilginize. FPS modundayken küçük bir ekranda FPS oyun oynamak beni yer yer inanılmaz derecede zorladı. Ekranda olanı biteni anlamakta epey güçlük çektim. Zira bu oyunların arayüzleri çoğunlukla daha büyük ekranlara göre tasarlandığı için ideal mesafeden bu ölçülerde bir ekranda bir mobil oyun konforu vermiyor açıkçası. Hem testler hem de bu çekim sırasında FPS modu ciddi bir boyun ağrısına da sebep olduğu için cihazı biraz yükseltme ihtiyacı hissettim ve cihazın kutusunu tabletin altına yerleştirmem gerekti. Siz bu görüntüleri çok hızlı gördünüz arkadaşlar ama ben yaklaşık 35-40 dakika oyun oynadım ve bu sürenin sonunda sıcaklık neredeyse hiç değişmedi cihazda. Bu çok iyi bir soğutma sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de şarjına bakalım. Şarjının da %27'ye gerilediğini görüyoruz hep birlikte ve artık yavaş yavaş sonuca doğru geçelim. FPS modu sayesinde konsol düzenini sevmeyen PC oyuncularını da hedefleyen bir el konsolu olmuş Legion Go açıkçası. Ancak bunu ne
kadar başardığı tartışmaya açık bir konu bence. Ayrıca kaç kişi oyuncu laptopları da varken gittiği her yere rekabetçi FPS oyun oynamak için el konsolu götürmek ister emin değilim. Bu arada ben bunu Legion Go'yu ya da herhangi bir el konsolunu gömmek adına söylemiyorum tabii ki. Bu sebeple Legion Go arkadaşlar bence biraz el konsolunu böyle denemek isteyen ama işte gamepad üzerine de alışkın olmayanları hedefleyen bir ürün olmuş bence. Özellikle konsolu elde kullandığım anlarda 862 gramlık ağırlığı sağ olsun ciddi bir yorgunluğa sebep oluyor açıkçası. Bu arada sol kontrolcü tek başına 100 gram, sağ kontrolcü ise 114 gram ağırlığında ama FPS modunda bu ağırlık 148 grama ulaşıyor. Tablet kısmının tek başına ağırlığı ise 649 gram. Bitirmeden önce el konsolları için bence en önemli konu bataryaya da bir değinelim. Legion Go'nun bataryası kağıt üzerinde Steam Deck ve Asus ROG Ally'den %25 daha büyük ve bu fark aslında oyun süresine de yansıyor. Ben testler sırasında full performans modu açıkken 1,5 saat boyunca ağır oyunları oynayabildim. Eğer Stardew Valley gibi veya Celeste gibi grafik yükü az oyunlar oynayacaksanız bu süre 4 saate kadar uzayabiliyor. Ayrıca çok hızlı bir şarj imkanı sunduğu için 30 dakikada bataryanın %70'i doluyor. Testler sırasında da %100 dolum için 1 saat 10 dakika beklemem gerekti. Yani bu da şu demek, eğer bu cihazla sürekli ağır oyunlar oynayacaksanız her 1,5 saat için 1 saat 10 dakika şarj beklemeniz gerekecek. Gelelim işin en yeşilli kısmına. Başta da söyledim ama Lenovo Legion Go'nun fiyatı şu an 45 bin lira. En büyük rakibi Asus ROG Ally'den 10-12 bin lira. İşte Windows'da olmayan ama Steam oyunlarını açan Steam Deck'ten 25 bin lira daha pahalı. Legion Go tabii ki bu cihazlardan çok daha üstün teknik özelliklere ve FPS modu gibi son derece ikna edici özelliklere sahip. Ama bu ciddi fiyat farkı bence tartışılır. Hatta yakın zamanda daha rekabetçi fiyatlara satılacağını da düşünüyorum ben Legion Go'nun. Eğer bütçeniz yeterliyse ve şöyle Windows 11'i destekli güçlü bir el konsolu arıyorsanız daha iyisi çıkana kadar en iyisi Legion Go diyelim ve artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim dostlar. Umarım 2024 yılı teknolojiye daha rahat erişebildiğimiz bir yıl olur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler ve mutlu seneler. Başka videoda görüşmek üzere.